12 yıldır Ali Cengiz'in oyunlarından bıktığımdan dolayı Türk metale yürümeye karar verdim. Ay, yalanlarla, dolanlarla bir sendikacılık anlayışı olduğu için Türk metali tercih ettim. Artık bu işin bunlarla yürümeyeceğini, gerçek bir sendikal anlayışın ister müre hakim olmasını istediğimiz için yollarımızı Çelik Sendikası'yla ayırdık. Bir sosyal faaliyet yok. Artı gördüğümüz zararlar var sözleşmeden. Böyle sosyal aktiviteler falan yok. Bunlarda da Türk metalda da böyle bir şeylerin olduğunu duyduk, öğrendik. Böyle karar verdik. Bilmiyoruz artık. Bugüne kadar Çelik işte boşuna beklemişiz. Çok zaman kaybımız olmuş bugüne kadar. Biz Ali Cengiz oyunlarından artık bıktık. Yeter artık dedik ve metal işe geçtik. 2010 yılında %35 maaşımız kesildi. Bazı yerlerde bu paralar geri alındı. Fakat bizim sendikamız bu parayı alıp tarafımıza iade etmedi. Ben 16 senedir İstanbul'da çalışıyorum. Hep kandırıldık diye düşünüyorum. Kalan bir yerde dur dememiz lazımdı. Bunun da zamanı geldiğini düşünüyorum. Ben Çelik İş'ten bir kebap yemiş değilim ya şimdiye kadar. Düşünün yani. Bulunduğumuz sendika haklarımızı savunma aşamasında bizi sattı açıkçası. Biz de daha iyi bir haklarımızı savunan, bizim haklarımızı alacak olan Türk metali tercih ettik. Öğrendik her şeyi daha... Biz boşuna yaşamışız bunca senedir. 25 senedir boşuna yaşamışız yani. Bugüne kadar biz yani hiç bir şey görmemişiz. Yaşatmamışlar. Hiçbir toplum faaliyet, toplumsal, sosyal faaliyet hiçbir ortamda bulunmadı. Biz yani benim 4 tane çocuğum var. Hani ne yaptık biz? Dedik bakkaldan borca yeriz. Hani grev süresince biz çok hazırlıklıydık. Grevi çok yani sonuna kadar yürütürüz. Arabamız var, arabamızı satarız. Hani isterse bir yıl sürsün ama hakkıyla güzel bir sonuç alalım istedik. Ama alamadık hiçbir şey. Biz madem biz greve gidiyorsak bu grevi bize götürüyorsunuz %35 al. %11 için mi biz greve gittik ya? Ben sabah 6'ya kadar yemin ediyorum ağladım. Çünkü benim ev kredim var, araba kredim var. Benim çocuklarıma ne yedireceğimi sabahleyin ben çocuklarıma ne yedireceğim düşüncesine kapıldım. İnşallah bu günden sonra güzel bir yol çizilecek. Benim kendi görüşüm, şu ana kadar bir sıkıntım da yok. Şu ana kadar da hiçbir anlamda zorlama da olmadı. Her şey gönül rızasıyla üyeliğimizi kabul ettik. Bugünden sonraki güzel günlere bakacağız. Evime kadar da baskıya geliyorlar. Yani Türk metalden tekrar geri Çelik İş'e dön diye. Ben Türk metalden dönmeyi düşünmüyorum. Allah razı olsun başkanımızdan. Türk metal süper ya, süper diyorum ya. Türk metal sendikası şu anda Türkiye'de bu sektördeki en güçlü sendikadır. Toplu sözleşmelerde olsun, diğer sosyal aktivitelerde olsun, yani bu gücü arkamızda hissetmek bizim için büyük bir güçtür yani. Gelmeyen arkadaşlara da sesleniyorum. Gelin görün. Yani anlatmakla bitmiyor. Gelin görün. Geçiş için arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğiz. Daha güzel olsun, daha şey olsun diye. Şu anda 5 yıldızlı otellerine geldik. Gezi düzenlediler. Şu anda çok mutluyum ve bütün arkadaşlarımın da buraya gelip ve bu metal işe nasıl bir sendika olduğunu görmelerini çok isterim. Böyle birlik, beraberlik olması, eşlerin her şeye dahil olması, çocukların her şeye dahil olması çok güzel bir şey. Ben hırslı var şu an. Çalışmak istiyorum. Herkesi bu şeye getirmek isterim. Sendikaya. Sendikamız olmaz. Bu tadı, bu zevki, bu şeyi herkesin yaşamasını isterim. Bütün arkadaşlarımızın da korkmadan diyorum metal işe geçmelerini istiyoruz inşallah. Hep birlikte olalım. Konu komşu hep birlikte tatile gelelim. İlklerin sendikası dedi.
genel başkanımız ve gerçekten bizlere de ilkleri yaşattı. Burada bulunmaktan mutluyuz. Yapılanları gördük. Yapılacaklara inandık. Ben Benza Çalışkan. Teşekkürler Tüp Metal'e.